Mersin son 5 yıldır yerinde saymaktadır. Slogan milliyetçiliği, dedikodu milliyet belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, ideolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin'i yorgun düşürmüştür. Kayırmacılık, haksızlık, partizanlık, yolsuzluk ve hukuksuzluk Mersin'in önünü kapatmıştır. Kurulan paravan şirketler kanalıyla belediye imkanlarının kimlere ve nerelere aktarıldığını, bölücü mihrapların nasıl şımartıldığını biliyoruz. Mersin'den Anamur'a kadar belediye eliyle peşkeş çekilen işletme, kafe ve restoranları bu kapsamdaki ahlaksız ve haksız kazançları biliyoruz. Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır. Palazlanan küçük bir kaymak tabakadır. Biti kanlanan devlet ve millet muhalifi dar bir kadrodur. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni buhrandan çekip alalım. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü ise vatandaşımızın karnı tok, başı dik, alnı açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe demokrasi güvence altındadır. Demlenmiş CHP, terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir. Tezkereye hayır diyen bu CHP'dir. Terörist Demirtaş'ın avukatı olan bu CHP'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan bu CHP'dir. Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere, terörist sevicilere teslim eden bu CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Son söz olarak söylüyorum. Aziz Mersinliler, bütün ilçeleriyle dağda, bayırda, ovada yaşayan bütün vatandaşlarımızla Mersin'i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?